Hey sevgili arkadaşlar, sıcaklıkla ilgili soru çözümlerine başlıyoruz. Hava sıcaklığının 20 santigrat derece olduğu bir yerde aynı cins sıvılarda ısıtılan buz ve bakır parçaları eritilip sıvılaştırılıyor. Kaplara ısı verilmesi kesildikten bir süre sonra bakırın yeniden katılaştığı, suyun ise buz haline dönmediği gözleniyor. Bu durum yargılarından hangileriyle açıklanabilir diye sorulmuş. Suyun donma sıcaklığı 20 santigrat derecenin altındadır. Doğru, çünkü buz haline dönmüyor. Buz haline dönebilmesi için 0 santigrat derecede olması lazım. Birinci ifade doğru. Bakırın donma sıcaklığı 20 santigrat derecenin üzerindedir. Doğru, katı hale geldiği için. Bakır ısıyı iletir, su ısıyı iletmez. Yani burada böyle bir zaten ifadeden söz edebilir miyiz? İletkenlikle ilgili bir şey vermemiş. Sadece ısı alıp vermesini söylemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Düşey kesti şekildeki gibi olan kap 0 santigrat derecede su ile doludur. Su içinde bulunan 0 santigrat derece sıcaklığında V hacimli buz ok yönünde hareket ettirilirken hacmi azalıyor ve azalan hacim kadar buz su yüzeyinde oluşuyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi ne demiş, ben soruyu unuttum. 0 santigrat tamam. Su içinde bulunan 0 santigrat derece sıcaklığında V hacimli buz ok yönünde hareket ettirilirken hacmi azalıyor. Azalan hacim kadar buz su yüzeyinde oluşuyor. Yani buradan buz gittikçe şurada oluşmaya başlıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Buz basınç etkisiyle erimektedir. Çünkü basınç olmasa biz şunu biliyoruz. %90'ı su içinde kalacak, %10'u su dışında kalacak. Burada bir basınç uygulanmış. İkincisi, buz erimesi için gerekli ısıyı sudan almıştır. Yanlış. Çünkü ikisi de 0 derece aynen zaten. Aynen öyle. Çok güzel. Buz kap tabanına vardığında H sıvı yüksekliği azalır. Burada basıncın etkisi, normalde şöyle söyleyeyim. Buz şu şekilde olsaydı, bildiğimiz gibi olsaydı H yüksekliğinde değişme olmayacaktı. Hı hı. Ama bir basınç etkisiyle, yani bir kuvvet etkisiyle aşağı doğru gitildiği için ve erime başladığı için ne yapacak? Sıvı yüksekliği azalmaya başlayacak. Doğru. Dolayısıyla 3. yargımız da doğru oldu. İlk sıcaklıkları eşit ve T olan KL ile M katı özdeş ısıtıcılarla ısıtılmış. KLM cisimlerinin kütleleri ve son sıcaklıkları tablodaki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi eşit süre ısıtılıyorsa hepsindeki ısı miktarına Q diyelim. Mesela hepsinin ilk sıcaklığı T olsun. T çıkaralım biz bunlardan. Ne oldu bunların artık sıcaklık değişimi? Delta T'leri ne oldu? T, T ve 2T oldu. Doğru mudur? Şimdi Q eşittir M çarpı C çarpı delta T bağıntısından yararlanıyorduk. Şimdi bu bağıntıdan yararlanırken neye dikkat edeceğiz hocam? Kendimi de boyamışım bu arada. Burada C'yi yalnız bırakalım. C'yi yalnız bırakırsak Q bölü M çarpı delta T mi olur? Hı hı. Dolayısıyla yazalım. CK eşittir Q bölü M çarpı T. Hı hı. CL eşittir Q bölü 3M çarpı T. Hı hı. CM eşittir Q bölü 2M çarpı T. T. O zaman ne olacak? Bunların demek ki hepsinin öz ısıları birbirinden farklı değerler çıktı. Yani bu C kadarken bu C bölü 3, bu da C bölü 2 kadar değer aldı. Öz ısılar birbirinden farklıysa o zaman ben bu maddelerin farklı cins maddeler olduğunu söyleyeyim. Bu T, T, bu 2T mi olacaktı? Şu 2T mi olacaktı? Aha, o zaman şurası da 4 oldu hocam. Hı, tamam. Dolayısıyla yine de hepsinin birbirinden farklı çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla KLM farklı cins maddelerdir diyebiliriz. Bir başka soru. Şimdi biraz önce çocuklar düşünebilir. Vural Hoca nereye bakıyor? Ekrandan takip ediyor. Ekrandan takip ediyor. Hocamızın eli engelliyor ya beni. Kocaman el var maşallah. O yüzden ekrandan bakıyorum ben de. Yanlış yapmışsın. K cismi içinde X sıvısı bulunan kaba bırakıldığında şekil 1'deki konumda dengede kalırken yeterli süre beklendiğinde şekil 2'deki konumu alıyor. Evet, buna göre yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Kabın genleşmesi ve buharlaşması ihmal edilmiş. Şimdi bakalım. H2 büyüktür H1. Burada kesinlikle doğru. Bir şey söyleyebilir miyiz hocam? Eğer buzsa söyleyemeyiz. Mesela 90'a 10'sa tamamı aynen içine girdiyse öyle. Olmaz. Güzel, çok güzel. Çünkü K cismi demiş. Yani herhangi bir cisimden söz ediyor. Ama bir saniye. 90'a 10 diyelim. Tamam. İçeri girdiğinde hala tamamı girmiş. Erimeye belki başlamış. Ama burada erimiş halde gözükmüyor. Tam tabana oturmuş da. Çok enteresan olmuş. Evet. Muhtemelen düşünülen mantık o şekilde olmuş olabilir. Yani erimeye bırakılmış. Çünkü cismin katı ve erimeyen bir cisim olduğunu söylememiş. Kabın genleşmesi ve buharlaşma ihmal ediliyor demiş sadece. O zaman biz erimeye başlayan biri buz gibi mi düşüneceğiz? Düşünebiliriz. Yani tam şurada şu köşesi de tam alta oturmuş, sanki erimiş mi erimemiş mi. Dolayısıyla kesinlik istediği kesinlik için kesinlik istediği için o benim yüzden dediğim olmuyor. Aynen. Tamam. İlk durumda ısı akış yönü K cisminden X sıvısına doğrudur.
ısı akış yönü ne yapacak? Burada K'den X sıvısına doğru olacak ki bir erime yine söz konusu olabilse bu kesinlikle yer aldı. K cisminin genleşme katsayısı X sıvısının genleşme katsayısından büyüktür. Genleşme katsayıları hakkında yorum yapamayacağız. Genleşmesiyle ilgili bir bilgi yer almıyor. Dolayısıyla yalnız 2 oldu. Düşey kesti şekilde gibi olan kaplarda saf su ve tuzlu su vardır. Saf suyun bulunduğu büyük kap alttan ısıtılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tuzlu suyun iç enerjisi artar. Tuzlu su sıcaklık alıyor. Sıcaklık arttıkça maddelerin ne yapardı? İç enerjisi artardı. Dolayısıyla birinci yargımız doğru. Saf su kaynarken tuzlu suyun sıcaklığı artar. Çünkü tuzlu suyun kaynama sıcaklığı daha büyüktür. Daha büyük olduğu için ne yapacak? Saf su kaynarken tuzlu suyun sıcaklığı artacak. Doğru. Bunu en iyi üniversiteye gittiğinde arkadaşlarımız anlayacak. Makarna yaparken. Çünkü su kaynıyor. Su kaynadıktan sonra tuz atın. Eğer tuzu başta atarsanız suyun kaynama noktasını yukarı çekmiş olursunuz ve daha geç kaynamış olur. Üçüncüsü, saf su ve tuzlu su aynı anda kaynar. Hayır. Biraz önce en güzel örneği verdik. Hepiniz yaşayacaksınız arkadaşlar bu durumu. Şimdi bir diğer soru. Düşey kesti şekildeki gibi olan buz kütlesinin üst yüzeyine ucunda bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Üniversitede keşfedeceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi samsaklı yoğurt ve tereyağı ilişkisi arkadaşlar. Hangi yemek olursa olsun üzerine samsaklı yoğurt yağ katın mantıya dönüşüyor sizin için. Makarnadan aklıma geldi. Hep böyle yapardık çünkü. Yani bir yemek tadı hoş değil mi? Samsaklı yoğurt yağ koy üzerine harika oluyor. Ya belki pahalıya gelebilir. Ketçapla yoğurt. Ketçapla yoğurt. Sarımsak da doğru. Şey sarımsak da pahalıya gelebilir arkadaşlar. Ketçap, yoğurt ondan sonra. Karıştırın. Karıştırın. Zaten bir yerden sonra ne yedikleri önemsiz olur. Mideden geçsin yeter. Boğazdan geçsin. Düşey kesti şekildeki gibi olan buz kütlesinin üst yüzeyine ucunda G ağırlıkları olan oldukça ince demir çubuk konulduğunda çubuğun aşağı doğru buzu eriterek indiği, çubuğun geçtiği yerlerin ise yeniden buz tuttuğu gözlemleniyor. Buna göre yargılarından hangileriyle bu olay açıklanabilir? G ağırlıkları arttırılırsa tel zemine daha çabuk ulaşır. G ağırlıkları arttırılırsa buzu daha fazla erimeye başlattı ve ne yapacak? Daha çabuk aşağı ulaşmaya başlayacak. Doğrudur. Basınç arttıkça buzun erime noktası düşer. Doğru. Basınç ne kadar fazla olursa erime noktasını aslında o kadar düşürmüş oluyorduk. Telin kalınlığı arttırılırsa tel zemine daha çabuk ulaşır. Burada kalınlığın artması değil, aslında kalınlığın azalması bizim için daha önemli. Çünkü basınç etkisini düşünecek olursak ince olan yüzeyler daha fazla keser. Doğru. Yüzey alanı küçüldükçe basınç daha fazla uygulanır. 1 ve 2. ifadeleri aldık. T1 ve T2 sıcaklığındaki eşit kütleli buzlar üzerine TX, TY sıcaklığında 1 TL'lik metal paralar aynı anda bırakılıyor. Buzlar eritilerek eritilerek konuşamıyorum. Aşağı inen X ve Y metal paralarından X metal parası Y metal parasından önce durduğuna göre hangileri doğru olabilir demiş. X Y'den daha önce ne demiş ya? Buzları eritiyoruz. X ve Y metal parası buzlar eridikçe tabi paralar aşağı doğru iniyor. Demek ki X daha önce eriyor sonra Y eriyor. Ha, X Y'den daha önce durduğuna göre. O diyor. Zaman TX TY'den büyük olabilir. Doğru. Bunun sıcaklığı daha fazladır. Bunu daha çabuk eritmiştir. T1 T2'den daha büyük olabilir. Bu da doğru. Ha bir dakika. X parası Y parasından daha önce duruyor. Yani buz erimiyor, para eritiyor değil mi? Evet. Para eritiyorsa bu 5 saniye sonra durdu. Demek ki ısısını kaybetti. Aha. Bu 20 saniye demek ki bu çok daha yüksekti. Aynen. O zaman T'ye büyüktür TX olur. Öyle değil mi? T'ye TX. Ama buzları eriterek aşağı inen X ve Y metal paralarından ama şey yapacak. Bundan ısı alacak. Metaller sıcak değil mi? Onu da hiç söylememiş. Eşit kütleli buzlar üzerine TX, TY sıcaklığındaki yani sadece TX ve TY sıcaklıklarına sahip olduğunu söylemiş. Buzları eriterek dediğine göre demek ki paralar sıcak. Sıcak. X ve Y metal paralarından X metal parası Y metal parasından ama önce duruyor. Ama şeyi bilmiyoruz. T1 ile T2 sıcaklıkların da aynı olduğunu söylememiş bize. Bu ihtimal de o yüzden gerçekleşebiliyor. T1 ve T2 de birbirinden farklı değerler. Hmm. O yüzden dolayı ne yapıyor olabilir hocam? Olabilir diyoruz o zaman. O zaman demek ki T1 de T2'den daha büyük olursa her iki durumu da sağlayabiliyoruz. Yani ikisi de oluyor. TX T2'den büyüktür. Bu zaten direkt oluyor. TX T2'den daha büyük olur. Olması yani, mantıklı o da, yani aynen. Bir sıkıntı yok. Hepsi olabiliyor o zaman. Vay be. Ben her bunların hepsini tersi yatardım. Şeyde sıcaklıkları bunların farklı olduğu için. Yani biz sanki hep buz -5 gibi düşündüğümüz için. Ben 0 gibi düşünüyorum.